alacağım biraz. Türkiye Tur Rekoru bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene Türkiye Yelken Federasyonu nezdinde aslında hayata geçirdiğimiz bir proje. Hedef 4 denizimizi aynı anda non-stop hiç durmadan karaya ayak basmadan sadece yelken ve rüzgar gücünü kullanaraktan Hopa İskenderun arasındaki parkuru 1500 deniz milik parkuru geçmek üzerine kurulu bir rekor parkuru. Bu sene de 2022 yılında Sevda Ersezer'le birlikte 3 farklı sınıfta gerçekleştirebilen bu rekor için Duo yani 2 kişilik sınıfında bu projeyi gerçekleştirerek, bu parkuru gerçekleştirerek yeniden bir rekora imza atmayı planlıyoruz. Bir geçtiğimiz süreçte bildiğiniz gibi Gökova kardeşler 13 gün 15 saatlik bir rekor referans zamanıyla aslında bu parkuru gerçekleştirdiler. Hedefimiz de aslında onların yaklaşık bir 24 saat minimum ya da 48 saat önüne geçebilsek ne mutlu bize. Hedef şu aslında, neden Sevda ile birlikte bu parkura çıkıyorum? Çünkü iki kişilik bir parkur yaparken çok yakın, çok iyi tanıdığım ya da bu sporda tecrübeli biriyle beraber yapabilirdim. Ama birincisi World Sailing yani Dünya Yelken Federasyonu'nun bu branştaki kadın erkek eşitliğine ve de katılımcılarını arttırmak amaçlı yaptığı bir strateji durumu söz konusu. Ve buna ülkemizden de bir katılım ve mesaj verebiliyorsak ne mutlu bize. Diğer açıdan da aslında ülkemizin direği kadınlarımız diyeceğim ben. Bu sporun da gelişimiyle ilgili gerçekten onların yer alması bana sorarsanız çok büyük bir önem taşıyor. Eğer ki bu şekilde bir kadın sporcunun bu tip bir rekorda projede hayalini gerçekleştirebiliyor olması ve de bu katılımı bana sorarsanız büyük kitlelerin de bu branşta katılımına imkan tanıyacak. Bu yüzden de Sevda ile birlikte bu yolculuğa devam ediyoruz. Tahminen Hopa'da 2-3 günlük bir bekleme sürecimiz olacak. Çünkü doğru hava koşullarını yakalamak üzere. Daha sonra da ayın herhalde Haziran ayının ilk 10'u içerisinde start almış olmayı hedefliyoruz. Ama bütün her şeyi ne yazık ki doğa belirliyor. Dünya Yelken Hız Rekor Konseyi tarafından da bu Türkiye Turu rekorunun bu sene ilk defa olaraktan kaydı tutulacak. Yani uluslararası birçok dünya turu yarışlarının ya da Atlantik geçişleri gibi rekor denemelerinin arasında Türkiye Turu rekoru da artık yerini alacak. Aynı anda Türkiye Yelken Federasyonu ile birlikte eş zamanlı olarak çalışaraktan rekorun tanımlaması yapılacak ve de uluslararası düzeyde dünya rekorları arasında girecek. Lisanslı yelken yarışçısıyım ama tabii böyle bir offshore yarışın ya da offshore bir rotanın içerisinde yer almadım. Dolayısıyla bu benim ilk tecrübem olacak. Çok farklı bir deneyim. Yani Türkiye yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin dört denizinde yelken yapabilmek, tekne transferi için Bodrum'dan İstanbul'dan şu anda Sinop'a geldik. Yani şu ana kadar olan kısım bile çok ciddi tecrübe kattı. İşte Hopa var. Hopa'dan bir de asıl rotanın yani start aldıktan sonraki rotamız var. Yani çok çok keyifli ve bana çok şey katacak bir rota olduğunu düşünüyorum. Hadi ben Sinop. Belki önümüzdeki sene tekrar görüşmek üzere.